Herkese merhaba. Serimizin bugünkü bölümünde beğendiğiniz birçok kolye ve bilekliği çivi kullanarak nasıl tasarlayacağınızdan bahsedeceğim. Her videomda olduğu gibi teknik anlatırken aynı zamanda hem malzemeleri tanıtıyorum hem de bazı püf noktaları aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla özellikle bu tarz eğitim videolarını ileri sarmadan izlemeniz kendinize yatırım tavsiyesidir. Gördüğünüz üzere malzemeleri ortaya döktüm ve son videomda bahsettiğim gibi yeni aldığım bazı boncukları ilk kez sizinle kullanacağım. Hemen başlıyorum. Bugün hem kolye hem de bileklik yapmak istiyorum. Kolye için bakır rengi bir zincir seçtim. Bileklik için de gold rengi bir zincir kullanacağım. Şimdi biraz boncuklardan bahsedeyim. Bu boncukları Eminönü'nde doğal taş satan bir dükkandan satın almıştım. Pandemi öncesi. Bunlar unakit. Bir dizisini 27 liraya satın almıştım. Ama şu anda hani fiyatı muhtemelen daha pahalıdır. Bunu da daha önceki videolarımda bahsettiğim üzere petek boncuktan almıştım. Yaklaşık 8 milimetrelik bir kültür incisi. Bu 8 numara bir Çin camı. Bunlar da çek kristalleri. Bu serinin ikinci videosunda çek kristallerinden de bahsetmiştim. Hatta çokça Çin camı ile karıştırıldığını da anlatmıştım size. Çek kristallerinin bir farkı da şu. Çin kristalleri gibi böyle dizi olarak elips şeklinde satılmıyor. Farklı farklı şekilleri var. Mesela ilk kez bugün bu çek camlarını kullanacağım. Gördüğünüz üzere birazcık şekli değişik. Düzgün bir elips yapısı yok. Hatta biraz daha yakından göstereyim. Rengi de biçimi de çok farklı. Zaten özellikle rengini çok beğendim. Bana bayağı değişik geldi. Mesela bu da bir çek kristali. Normal eliptik bir şekli var. Bunlar da yeni aldığım ve ilk kez videoda kullanacağım boncuklar. Demin özellikle söyledim. Bunlar sadece kristal şeklinde değil. Bu şekilde aparatlar olarak da satılabiliyor. Böyle daha yakından göstereyim. Bu çiçek figürlerinin 3 ayrı agatı var. Aldığınız yere göre tabii ki fiyatı değişiyor. Ama aşağı yukarı tanesi en az 7 ya da 8 liradan başlıyor. Dolayısıyla maalesef bolca kullanıp par vurup harman savurabileceğimiz türden boncuklar değil. Kısaca teknikten bahsedeyim. Geçen bölümde sadece zincir, misina ya da sadece tel kullanarak bir kolye yapmıştık. Ama bu bölümde zincirlerin arasına nasıl farklı aparatlar ya da boncuklar yerleştirebileceğimizden biraz bahsedeceğim. Önce bileklikle başlıyorum. Bileklik için yaklaşık olarak 0.40 mm'lik bir zincir seçtim. Bilekliğin uzatma aparatı olarak da biraz daha büyük olan bu zinciri kullanacağım. Aynı zamanda biraz çek kristali, kültür incisi ve ara aparat kullanacağım. Ama videonun başında da bahsettiğim üzere diğer kullanacağım önemli bir aparat da çivi olacak. Şimdi ben bunu ikili bir bileklik olarak yapacağım. Siz tek sıra olarak da yapabilirsiniz. Önce bu iki zinciri birbirine bağlayacağım. Tabii ki de bunun için halka kullanacağım. Papağanı da yerleştiriyorum ve kapatıyorum. Şimdi iki tarafın uzunluğundan iyice emin olmam gerekiyor. Eğer bir taraf fazla kaldıysa o kısmı alıyorum. Bu küçük bir zincir olduğu için keski kullandım. Diğer uçtan da halkayı geçirmeye çalışıyorum. Zincir çok ince olduğundan halkadan çıkmaması için halkayı bayağı iyi kapatmanız gerekiyor. Yoksa aradan sıyrılabilir. Bilekliğin bir kısmını tamamladık. Tabi bu arada siz bunu halhal olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi üstüne aparatları yerleştireceğiz. Şimdi burada kullandığım zincir çok ince olduğu için ben bir tane halka alıyorum. Kullanacağım halka soldaki gibi olacak. Yani normalde bu halkaları kullanıyorum. Hatta bunu bilekliğin ucuna da iliştirdim papağanı eklerken. Bunlar en küçük bol. Zincir ince olduğu için çivi ile zincir arasındaki bağlantıda bunu kullanacağım. Şimdi her zamanki gibi halkayı açıyorum. Bilekliğin hangi bölümünde süslememin durmasını istiyorsam eğer halkayı oradan geçireceğim. Yani yaklaşık ortasına denk gelecek şekilde yapıyorum ben. Şimdi halkayı kapatmıyorum. Bu noktada bunu bir kenara bırakacağım. Çiviyi aldım. Çividen kullanacağım boncuğu geçirdim. Bunun ucunu güzelce kıvırıyorum. Çok hafif bastırıyorum. Bunu yapmaktaki amacım hiçbir şekilde halkanın aradan sıyrılmaması. Şimdi tekrar halkayı aldım. Biliyorsunuz halkayı kapatmamıştım. Çiviyi de halkadan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bilekliğe bu şekilde bir sallantı yaptım. Aynı mantıkla şimdi araya bir de inciyle bir sallantı yapacağım. Çiviyi kıvırırken dışarıdan içeriye doğru yapıyoruz bu işlemi. O yüzden elimiz şu pozisyondayken çivinin ucunu kıstırıyoruz. Ve içeriye doğru hafifçe büküyoruz.
Şimdi bu üst sıraya diğer aparatlardan dizeceğim. Bunlar için de gene küçük halkalardan kullanacağım. Çivi kullanmama gerek yok. Bu arada bu küçük halkalar ince bir zincir kullandığınızda çok işinizi görür. Yani sadece üstlerine herhangi bir eklenti yapmaktan bahsetmiyorum. Papağan kullanacaksınız, kapama yapacaksınız. O büyük halkalar bunlardan geçmeyebilir. Böyle bir durumda hiç zorlamaya gerek yok. Direkt bu küçüklerle devam edin. Aparatın zaten kendinden halkası olduğu için çivi kullanmama gerek kalmadı. Ve bilekliğimiz artık kullanıma hazır. Şimdi kolyeye geçiyorum. Bu çiçek şeklinde olan çek camlarını ve yine burada gösterdiğim bazı doğal taşları ve çin kristallerini kullanacağım. Boyuma göre ayarladığım 2 adet zinciri kenara ayırıyorum şimdilik. Ve yine çivi kullanacağım. Dikkat ederseniz burada kullandığım çivi daha uzun. Siz yapacağınız ürüne göre ebatını seçebilirsiniz. Ben tekniği görmeniz açısından olabildiğince farklı malzemeleri bir araya getirmeye çalıştım. Hemen başlıyorum. Öncelikle buradaki çivinin ucunu keseceğim. Tamamen düz olmasını istiyorum. Şimdi çivinin ucunu demin gösterdiğim gibi kıvırıyorum ama tamamen kapatmayacağım. Kullanacağım zincirlerden bir tanesinin ucuna geçiriyorum. Şimdi kullanacağım boncukları diziyorum. Siz bunu tekli de yapabilirsiniz. Yani tek tek boncuklar dizip ucunu kıvırarak zincirlerin arasına yerleştirebilirsiniz. Ama ben birden fazla boncuk kullanacağım. Uçtaki fazlalığı da alıyorum. Bu şekilde yine kapattım. Şimdi yine çivinin ucunu kıvırıyorum. Tam kapatmadan diğer çividen geçireceğim. Buradaki halkadan geçiriyorum. Geçirdikten sonra da ucunu kapatıyorum. Buraya bir tane çek camı ekleyeceğim. Ben bu arada biraz da bunu yamuttuğum için geçirmek biraz zor oluyor. Yine uç kısmını kıvırıyorum. Şimdi bu mantıkla devam ederek bu zinciri tamamlayıp bundan bir tane daha yapacağım. Ben örnek olması açısından sadece bu kadar boncuk ekledim aralara. Siz bunları dediğim gibi tekli olarak da aralara yerleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben sadece size tekniği göstermek istedim. Şimdi iki tarafı birleştireceğim. Birleştirirken de bir tane kolye ucu yapmak istiyorum. Önce bir halka alıyorum. Halkayı açtım. Bir tanesini geçirdim buradan. Diğerini geçirdim. Ve kapatıyorum. Yine çivi kullandım. Ben buna da boncuk ekliyorum. Tabii her zamanki gibi çiviyi yine birazcık fazla kesmişim. Şimdi ben kolyeyi bu şekilde tamamlayacağım. Bu arada aynı tekniği kullanarak siz bu çek camlarını aralara da yerleştirebilirsiniz. Kolyenin ucuna bir tane papağan ekliyorum. Ve tamamlıyorum. Bilekliğimiz bu şekilde oldu. Daha uzun bir zincirle bunu kolye ya da çoker olarak da kullanabilirsiniz. Kolyemiz de bu şekilde. Serinin devamında işinize yarayacak farklı bilgileri aktarmaya çalışacağım. Siz de beğeni ve önerilerinizle bana destek olursanız gerçekten mutlu olurum. Beni ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Kanalıma ilk kez denk geldiyseniz ve sevdiyseniz abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.